Merhaba arkadaşlar ben sorucunuz. Orjama Matematik yayınlarının 2023 AYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık en son? Logaritmanın son testi olan 13 numaralı testte kalmıştık. Hadi bakalım sonucanın uğurlu testi 13 numaralı testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Rengi de benim söyleyemediğim bir renk bu arada. Pembiş diyorum ben zaten o yüzden. Pembe. <laughs> Peki ilk sorumuza başlayalım bakalım. Elen eşittir 4 eksi x kare eşitliğini sağlayan kaç farklı değer olduğunu bulmak isteyen Murat grafikleri çiziyor. Biz bunlardan bahsettik. Arkadaşlar şimdi şu arkadaş bir fonksiyon bu da bir fonksiyon. iki fonksiyon kaç noktada kesiştiğini bulmak istiyorsak ne yaparız grafiklerini çizeriz. Öğrenci ya fonksiyon denkleminden bunun kaç tane reel kökü olduğunu bulur. Tamam mı? Bu denklemi çözer ya da bu denklemi çözemez. Bunun grafiğini çizer, bunun grafiğini çizer. Kesişen nokta sayısı bizim bu denklemimizin reel kök sayısıdır. Kök sayısı değil, reel kök sayısıdır. Mesela bu denklemi mesela şu an baktığınızda bir tane reel kökü vardır. Kaç o bilmiyorum. Beni ilgilendirmiyor. Kaç farklı değer olduğunu bulmak isteyen Murat falan filan bakın. Bu şekilde yaparmış kolayca. Güzel de bir aslında sizi yönlendirmiş kitabın güzelliğine bakar mısın? Adam sana çaktırmadan alttan alttan bunun da tekniğini öğretmiş aslında sana. Peki gelmiş bunların hangilerinin çözüm kümesi boş kümedir. O zaman bunun grafiğini ve bunun grafiğini çizeceksin. Kesişen noktalara bakacaksın. E üzeri x grafiği budur. X kare parabolü de budur. O zaman bunlar iki noktada kesişler. Bu değildir. Ln x ve e üzeri x. O tamam. Şimdi ln x'in grafiği bu. E üzeri x'in grafiği bu. Hocam bunlar kesişmiyorlar mı? Bunlar zaten arkadaşlar y eşittir. X'e göre simetriktirler. Çünkü bunlar nedir arkadaşlar? Birbirinin tersidirler. Yani burası hiçbir zaman ne olmayacaktır? X'e e eşit olmayacaktır. Yani bunun böyle olma şansı yok. Y x. Burası yazdığınız değer eşit olmayacak. Burası da yazdığınız değer eşit olmayacak. Tamam O yüzden bunlar gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kesişmezler. Aynı şekilde 2 üzeri x ve logaritma kitabında x de öyle. Mesela 2 üzeri x'in grafiği bu. Logaritma kitabında x'in grafiği bu. Bunlar hiçbir şekilde ne yapacaklar? Kesişmeyecekler. Çözük küresi boş kime olanlar nelermiş? 2 ve 3'müş diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne gelecek arkadaşlar? Bursa gelecek diyebiliriz. Peki bakalım. Geldik ikinci sorumuza. X, A, B, C birden büyük gerçek sayılar olmak üzere ab B tabanında X bunlar çarpma şeklinde. bc tabanında X ve abc tabanında X 8'miş. Bunları vermiş. Logaritma A, C tabanında X'in ne olduğunu sormuş. Şimdi biz neyi biliyoruz? Tabanı parçalayamadığımızı biliyoruz. Biz neyi parçalayabiliyoruz? Logaritmanın içini parçalayabiliyoruz. Çok kötü bir espri geldi aklıma. Boşver. İçim parçalandı. <laughs> Allah söylemeyeydim iyi Bunların yerini değiştireyim ben de. Tabanları x yapayım ki aynı gelsinler. Yani burası aslında logaritma x tabanda a ile logaritma x tabanda b'nin toplamıdır. Bu da nedir aslında? 1 bölü 9'dur. E ne yapabilirim? Ben bunları taklatabilirim. Sonuçta bir eşitlik var. Değil mi? O zaman ben bunu aynısını burada da yapsam. Logaritma x tabanında b ile logaritma x tabanında ne yaptı? C yaptı. Bunların da toplamı 1 bölü 18 geldi. Burada da o zaman bunun aynısını bir kopyala yapıştır yapalım. Bir şey yapalım yani kolaylık sağlayalım. Logaritma x tabanında a ile b ve c. Evet oldu. Bu da neymiş? 1 bölü 8'miş. Peki bakalım. Şimdi mesela şöyle yapsak. Şunları toplasam. Sonra bulduğum sonucu buradan çıkarsam. Logaritma a, logaritma b, logaritma c. Logaritma yine b değil mi? O zaman birer tane gidince. Şimdi sonuçta hani buradan hepsinden birer tane var. Galiba şundan iki tane var. O zaman toplamından dört tane logaritma yaptı. 3 tane çıkarıyorum. Bunu çıkarıyorum. Bunu çıkarıyorum. Bunu çıkarıyorum. Elimde bir tane logaritma kalıyor galiba. Logaritma x tabanında b kalıyor. Bunları topla soner. 2 bölü 18 burası. Bu ikisini topla soner. 3 bölü 18 burası. 1 bölü 6 burası. 1 bölü 6'dan 1 bölü 8 çıkartacağız. Buradan 1 bölü 8 çıkardık. Buraya 4 yazdık. Buraya 3 yazdık. Paylaştırdık. 1 bölü 24 oldu. O zaman burası 1 bölü 24'müş güzel kardeşim. Güzel. Bana istiyor. Bak o zaman bana ne lazım? Ee, şu toteli var ya totali. O zaman onu kullanayım tekrar. Logaritma x tabanında a artı logaritma x tabanında b artı logaritma x tabanında c. Kaçtı? 1 bölü 8'di. E sen bunu biliyorsun. Burası 1 bölü 24. Bunu bu tarafa at. O zaman gelecek galiba. 1 bölü 24'ü buradan alalım. Dur alamadım. Şöyle yaptık o zaman. Burası eksi 1 bölü 14 yaptı. Buraya 3 yazdım. 1 bölü 12 yaptı değil mi? 3 bölü 24. 2 bölü 24. 1 bölü 12 yaptı. Tamam. O zaman logaritma... Ay yazamadım. Logaritma X tabanında AC 1 bölü 12 ise o zaman taklalara gelirsin AC tabanında X'de nedir arkadaşlar? 12'dir diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun cevabıydı. Yani ben şunu gözlemlemem lazım orada. Tabanları parçalayamıyorum. O yüzden içleri parçalayabilirim. O zaman bunları çıt 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 şöyle change yapayım. Yer değiştireyim tabanın da içini. O zaman hepsinde taban aynı oldu. X oldu. Oo, o zaman istediğim gibi soruyu ne yapabildim? Yönetebildim. Peki bakalım geldik. Üçüncü sorumuza Serkan birçok yönde herhangi bir köşeden başlayarak saat yönünde. Tamam. Böyle ilerleyerek böyle ilerleyerek ne yapıyor? Her köşeye yandaki şekilde gösterilen örnekte olduğu gibi iki tabanlı logaritmik değerler yazıyor. Logaritma iki tabanında x. Ardışık yazıyor anladığım kadarıyla. Serkan bir dörtgenin köşelerini aynı modelleme ile yazdığı değerleri toplamı. O zaman logaritma iki tabanında da x yazacak. Sonra bunun x artı birisini, x artı ikilisini, x artı üçlüsünü yazacak. Şuraya x artı 1'lisini, x artı 2'lisini, x artı 3'lisini yazacak. Bunları parantezde düşün ama tamam. Sonra bunları topluyorsun diyor. E logaritmalar toplanınca içler çarpılıyordu. Değil mi? O zaman şu, şu, şu ve şunun çarpımı 360 gelecek. Ardışık 4 sayının çarpımı 360. Bul bakalım. Kaç oluyor? 36, 10 yapıyor değil mi? 36, 10. Mesela 4, 9. 2, 5'tir. Ardışık dört tane sayı çıkartacağız. Mesela şöyle yapalım. Bu 9'un bir tanesini 3 yapalım. Bir tane 3 kaldı. O 3'ü buraya alalım 6 olsun. Yani 3, 4, 5, 6 oldu galiba. Bak bakalım oldu mu? 20, 120, 360 oldu. Değil mi? Oldu. O zaman küçük olan yani x nedir? 3'tür. Buna göre de başladığı köşeye yazdığı ifade hangi aralıktadır? 3'ü sormuyor sana. Logaritma 2 tabanında 3'ün hangi aralıkta olduğunu soruyor sana güzel kardeşim. Değil mi? Logaritma 2 tabanda 3'te o da bir küsür bir şeydir. O zaman doğru nedir? Adana'dır. Şurada da nerede o bir önceki testteydi? Yaklaşık olarak kaç tane olduğunu söylemeye çalışıyorduk. Logaritmanın amacı buydu değil mi? Hadi bakalım geldik. Logaritmanın son sorusuna ve böylece logaritmayı ne yapıyoruz? Tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki konumuz diziler olacak. Dizileri de ne yapacağız? Bu hafta çıt 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 hemen yükleyeceğim arkadaşlar bilginiz olsun. Bu ve artık bu biraz sabredeceksiniz. Sesim düzelecek herhalde. Sesin düzelmesini beklersek <laughs> Böyle olmaz yani. <laughs> Yazık. Olmaz. Birazcık bekledik yeter. Tamam kendimizi toparladık sayılır. Şekil 1'de eşit uzunlukta sürgülü ve mavi ve kırmızı renkli şu çirkinliği bir alabilir miyim şuradan? Alamadım ki. Aldım aldım. Şekil 1'de eşit uzunlukta sürgülü ve mavi kırmızı renkli dış kapağı olan bir dolabı verilmiştir. Kırmızı sürgülü kapak en dışta bulunmaktadır. He şöyle Tamam iç içe geçecekler. En dışta bulmakta iç kısmındaki mavi kapak yani bir tanesi şöyle bir tanesi şöyle gibi düşünün ama tam böyle fite fit. Tam böyle fite fit. Tamam mı? Şöyle. Sonra bu böyle devam edecek. Bu da böyle devam edecek. İç kısmındaki mavi kapak bir numaralı ok yönünde kaydırılıyor. İçten biraz kaydırıldı. Kırmızı numaralı kapak da iki numaralı ok yönünde biraz ilerlediğinde şekil 2 elde ediliyor. Eşit uzunlukta demiş mi? Demiş. O zaman şunlar eşit. Tamam. Sonra demiş ki bak şurası için Logaritma 4 tabanında 12'dir demiş. Şimdi mesela ben buraya kadar mavi kapak olduğunu hayal edeyim. Yani mavi kapak aslında şuradaki A ve B'den oluşuyor. Şimdi burası B ya güzel kardeşim. Burası da A'dır. Neden? Çünkü bu kapakların şuradaki boyları eşitti. Şuradaki boyları eşitti değil mi? Aynen. O zaman burası A artı B ya. Kırmızı kapakta A artı B yapacak. Burası da A yaptı. Şimdi mavi renkli kapağın görünmeyen kısmı yani aslında B dediğin şey neymiş? logaritma küp kök 4 tabanında 6'ymış. Yani 4 tabanında 216 da diyebiliriz ona. Ne yapıyorum biliyor musun? Bak köklü ifadeyi ben çok sevmiyorum logaritmada. Hemen çat diye taban ve için hemen kuvvetini alıyorum ki kökten kurtulayım o rezillikten kurtulayım tamam mı? Şimdi logaritma 4 tabanında 216'yı yazdım. Şimdi benim elimde burada bir de boşluk oldu. Bu boşluğu soruyor bana şimdi. Şimdi güzel kardeşim bu kapak içeri B kat Şimdi ne oldu? Bu kapak bu kadar ileri gitti değil mi? Şimdi bu kapak bu kadar ileri gitti. Öbür kapak da bu kadar ileri gitti. Yani toplam gözükmeyen kısım burası oldu. Yani mesela buraya x dersek, yani logaritma 4 tabanında x kadar içeri girdik. Bir de pardon, 4 tabanında 12 kadar içeri girdik. Bu taraftan da x kadar içeri girdik. Toplam gözükmeyen yer logaritma 4 tabanında 216 oldu. Tamam. O zaman bunu bunu buraya atacağız. x'i bulacağız. Çıkartacağız. Çıkartmak demek de bölmek demek logaritma da 216 bölü 12 yaptı. 216 nedir? 6 çarpı 6 çarpı 6'dır. Yani ne yapıyor? 36 çarpı 6. 3, 10, 6, 18. Logaritma 4 tabanında 18 yaptı. Sorumuzun cevabı gıcık gel çok kötü. Öksüreceğim. Öksüremiyorum. Bekliyorum. Bu da dördüncü sorumuzun logaritmamızın da 13. sayfasının son sorusunun ve logaritmanın da son sorusunun çözümüydü. Tamam arkadaşlar. Böylece logaritmanın 13 defterini tamamladık. Logaritma defterini kapatıyoruz. Daha sonra logaritma ile ilgili bolca yine ne yaparız? Soru çözeriz. Kendi kanalımda da logaritma ile ilgili ne yapacağım? Konu anlatımı yapacağım. Bilginiz olsun. Şimdi geldik dizilere. Bir sonraki konumuz diziler. Dizilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.